Merhaba arkadaşlar, Futkoş buradan yepyeni bir EFC 24 videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz ve Totti'de bütün takım, tabii bütün takım demek yanlış olur. 11'er oyuncu paketlerde şu anda 22 tane Team of the Year oyuncusu var. Paketleri ne zaman açmalıyız? Hemen o konuyu aradan çıkartalım. Arkadaşlar, eğer ki elinizde 300'den 400'den fazla paket varsa hemen açmaya başlayabilirsiniz. Bunun sebebi, bu paketleri açtığınızda gelecek olan kopyaları alıp işte başka bir yere koymanız, başka bir SBC yapmanız, sonra onu kopyasını başka bir yere koymanız çok uzun zaman aldığı için böyle elinizde 1000 tane falan paket varsa zaten açmanız lazım. Şu anda paketlerde erkekler ilk 11 ve kadınlar ilk 11 toplam 22 tane Totti var. Cuma günü akşam 9 itibariyle 24 Totti paketlerde olacak. Aynı zamanda tam rakamını bilmemekle birlikte yaklaşık 15 tane de Totti Honorable Mentions dediğimiz mansiyon kartları gelecek. Mansiyon kartları nelerdir? Bir promo kartı şeklinde, bir promo olarak düşünebiliriz. Aday olmuş ama kazanamamış kartların geldiği şeklidir. Mesela Vinicius Junior falan var. O sızan kartların hepsini anlatacağız. Bugünle ilgili. Yani paketleri artık açabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ama 50-60 paketiniz varsa şansınızı arttırmak için bence akşamı beklemeniz, 9'u, Cuma 9'u beklemeniz daha iyi olacaktır. Kante SBC geldi. Onun dışında content zayıf gidiyor. Geçen seneki videomu söylemiştim daha önceki videoda. Geçen seneki videoma baktığımda geçen senede Team of the Year çok güzel, çok eğlenceli geçmemişti. Şu anda tamamen konsantre olmanız gereken yer paket açmak. Ancak EA müthiş bir şey yaptı. Helal olsun gerçekten. Gerçekten helal olsun. Paketlerin olasılıklarını düşürmüş. Evet, paket olasılıkları düşmüş. Yani normalde %5 ile açılan bir, içinde %5 Team of the Year çıkma şansı olan pakette daha fazla Totti olmasına rağmen %2.1'e 2.9'a düşürmüş. İnanılmaz bir şey gerçekten. O yüzden artık Totti çekmek daha zor. Yani geçen hafta Totti çekenler bu hafta çekmekte zorlanacaklar galiba gözüküyor. Zaten Totti çekmek zor bir şeydi. İyice zorlaştırmışlar. Helal olsun. Yani bunu da yapmış oldular. Bunu hiç beklemezdim şahsen. Şöyle gözüküyordu. Erkek Totti'ler gene her zamanki gibi zor çıkıyordu. Kadın Totti'ler daha kolay çıkıyordu. Özellikle ucuz olanlar Kör, Smith, Oberdorf'lar vesaire. Onların da olasılıkları tabii ki düşmüş oluyor. Daha zor çıkmaya başlıyor. Böyle olunca da fiyatları artıyor. Eğer ki böyle olursa da markette inanılmaz bir yükseliş olacak. Çünkü insanlar paketlerini açtı. Totti çekemedi. Ne yapacaklar? Alacaklar. Öncelikle Kante'ye bakalım. Kante ile ilgili şunu söylemek istiyorum. N'Golo Kante kartı güzel bir kart olmuş. 2 skill 3 sayfa ayak. 2 skill ve 3 skill arasında hafif bir fark var. Ama onun dışında ball roll yapıyor zaten. Başka bir şeyi yok. 2 skill 3 olsaydı daha iyi olurdu. Heel to heel yaptığınızda inanılmaz ayağından açıyor topu. Yani hiç skill move yapmayacaksınız. 3-3'te biraz daha az var. Karta baktığımızda orta yüksek çalışma oranı olduğunu görüyoruz. Ve istatistiklerine baktığımızda çok güzel bir hızı olduğunu görüyoruz. 92 hızlama ve 85 sprint hızı. Bu müthiş Kante için. Pası gayet güzel. Yani kör değil. Normalde Kante'de bir körlük vardır. Topu alacak. Bir dribbling veya yanındaki adama verecek şekilde kullanmak lazım. Kartı. Dribblingine çok iyi olduğunu biliyoruz. Zaten kendine özel vücut tipi var ve dribblingi ufak tefek bir oyuncu çok daha rahat oluyor. Defansı çok güzel. Staminası 88 olması birazcık üzücü ama playstyle'ına baktığımızda relentless yani dinamo olduğunu görüyoruz. Hiç yorulmayacak kart. Normalde bütün ilk 90 dakikayı rahatlıkla çıkartacak. Quick step'i var ve defansif çok güzel playstyle'ları var. Yapılır mı? Ben yapılmasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Üzmez 600K'ya geldi. 450-500K'lık bir kart normalde. Totti zamanında gelen daha hiçbir tane bile kart ucuz fiyata gelmedi. Markette olsaydı 600K'dan fazla olurdu. İnsanlar bence birazcık şey yapıyorlar. Yanlış düşünüyorlar. Şu ana kadar gelen kartların çoğu da markette olsa daha pahalı olurdu. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Kante kartı sıkıntısı sadece şu. Sava ve Bruno tarzında üst düzey olarak gelmemiş. Yani oyunun en üst düzey kartlarından biri olmamış bir kart. Fiyat performansı da en üst seviyelerde değil. Makalele Centurion'dan bir tık daha iyi olabilir ama Vieira'lardan vesairelerden çok daha kötü bir kart.
Playstyle'ı çift playstyle olsaydı güzel olurdu ama flashbacklere çift playstyle vermediklerini biliyoruz. Burada defansif bir playstyle plus olsa daha iyi olur diyenler var ama 88 stamina'sı var kartın. Şunu belki şey yapabilirler, gümüş yapsalar gene kurtarırdı. Yani bilmiyorum, çok şey değil. Ben yapacağım kesinlikle, kadromda düşünüyorum. Ancak şöyle bir şeyim yok yani, ben bunu yaptım çok uzun süre kadroda kalacak diye bilmiyorum. Ama iyi bir kart olduğunu söyleyebilirim. İki tane Evolution sızdı. Birisi sol kanat Evolution'ı. Sol kanat Evolution'ı burada play side plus'ı olmayacak. Kartlar güzel upgrade'ler alıyor gözüküyor. Fakat bir şey söyleyeceğim. EA yani sadece şey yapmamış. Bence kötü bir politika var. Ben hep bunu söylüyordum zaten. Fakat şu anda ya şimdi bunlar bir firma, şirket. Bunlar karlılık üzerinden gidiyorlar. Orası kesin. Onda hiçbir sıkıntı. Fakat karlılık üzerinden giderken de müşteri memnuniyetini de mümkün olan en üst seviyeye çekmek gerekir. Her firmanın yapması gereken budur. Ama müşteri memnuniyeti konusunda çok fazla ilgili olduklarını düşünmüyorum. Şimdi yeni getirdikleri bir gereksinim var. Bu gereksinime göre de bir evolution bitmeden diğerine basamayacaksın. Burada bazıları şunu söylüyor. Daha önce yapılmış hiçbir evolution'ı bitirseniz de bitirmeseniz de biliyorsunuz şu anda chain evolution diye bir şey var. Siz bir evolution'a başlıyorsunuz. Evolution'ı bitirmeden başkasına basıyorsunuz ve böyle 98'lik 99'luk kartlara ulaşıyorsunuz. Böyle bir şey vardı. Tabii 20 gün sonra 30 gün sonra böyle beklemeli falan. Bunların önüne geçmek adına gereksinimlerde bu in progress evolution yani şu anda devam eden bir evolution'ı herhangi bir karta basamayacaksınız. Bu durum daha önce bitmiş olanlarda da olabilir diyorlar. Bunu göreceğiz. Eğer böyle bir şey olursa evolution fikri tamamen moment gibi olmuş olacak. İnanılmaz derecede gereksiz olacak. Sadece oyunu bilmeyenler aa bu neymiş falan diyecekleri. Parasız olanları yapıp 10 gün, 5 gün, belki 1 gün oynayabileceğiniz evolutionlar olacak. Bu sol kanat evolution'u geliyor. Herhangi bir yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle TOTY zamanı bu kartları çok pahalıdan satıp coinlerinin silinmesini istemezsiniz. Bir diğeri de CM ile ilgili gene aynı şekilde in progress evolution olmayacak şekilde. Burada çift playstyle plus veriyor. Onu söylemem lazım. Relentless ve ping pass veriyor. Yani ben de çok merak ettim şahsen nasıl olacak. Gelsin bakalım. Artı 2 zayıf ayak veriyor. Çok güzel gözüküyor. Ama biz ne zaman ki böyle gördük. 100 kere falan oldu. Bu ikisinde yani 100 kere hype yaşadık. İnanılmaz evolution geliyor dedik. Sadece karşılığını gördük. Belki 3'ünü gördük. O yüzden temkinli davranmak lazım. Ama bu evolutionlar eğer iyiyse markette bir yaşatacaktır. Çünkü şu ana kadar gelen hemen hemen her evolution marketi etkiledi. Kyle Walker, Lorente, Pedro Neto'nun olduğu evolutionlar inanılmaz etkiledi. Bakalım göreceğiz. Bugün itibariyle iki tane Team of the Year tekrar paketlere giriyor. Birisi Pop kartı 12. adam kadınlar seçilmişti. Bu paketlere girecek hiçbir şey paketlerden çıkmıyor. İkonlar hariç. Poti ikonlar paketlerden bugün çıkacak gözüküyor. Ve ne zaman geleceği belli değil. Eğer bugün ilk kez ben böyle bir şey görüyorum. Hiçbir sızıntı yok. Tahminler pazar günü tekrar gelecekler diye. Takım 1 ve takım 2 ikon, Poti ikonlar gelecek diye. Ama net bilen kimse yok gerçekten. Her yeri araştırdım. Kimse net olarak bilmiyor. Hiçbir sızıntı da yok. Bugün akşam Toti ikonlar paketlerde olmasa Toti ikonlar yükselir. Eğer paketlere tekrar girerse çok fazla düşer Toti ikonlar. Onu söylemem lazım. Bir diğeri de Cristiano Ronaldo kartı. Çok çok üst düzey bir kart olacak. Yani 12. adam olduğuna, yani 12. adamlar tıt olur diye bir durum yok. 12. adam kötü olur diye bir durum yok. Bunu düşünen yanlış düşünüyor. Çok çok üst düzey bir kart olacak. Onu söylemem lazım. Aynı zamanda Toti Honorable Mentions'larda Banini geliyor. Banini biliyorsunuz. 12. adam oylamasındaydı. Banini'yi çok beğeniyorum. Bunun bir şey görev yeşil bir SBC'si vardı hatırlayanlar bilecektir. Çok çok değerli bir oyuncu gerçekten orta sahada. Bakalım bu nasıl olacak o 85 ratingde. Yüksek orta çalışma oranları 4 skill 4 sayı ayak kart normalde. Çok çalışkan bir kart. Olga Carmona bu da aynı şekilde 12. adam oylamasındaydı. Bu da Honorable Mentions olarak geliyor.
Saliba SBC olarak geliyor. Saliba SBC'si ucuz olma ihtimali yok. Premier Lig vergisi diye bir şey vardır. Premier Lig Fransız bir oyuncu varsa zaten pahalı olur. Totti zamanında bütün SBC'ler pahalı geldi. Bu da pahalı gelecektir. Ancak stoperleri düşürecektir bence. Stoperleriniz varsa dikkatli olun. Şunu söyleyeyim. Saliba kartı çok güzel kart. Tabii ki şaşmadık. Geçenlerde Saliba'ya bir upgrade oluyordu biliyorsunuz. Bir evolution oluyordu. Ne zaman ki iyi güzel bir kartı evolution oluyor, hemen arkasından bir şekilde promosu geliyor. Saliba SBC çok iyi seçilmiş bir kart. Benim de beni heyecanlandığım kartlardan biri. Bu arada Tottenham Hotspur Nations'ın tek playstyle olacağını düşünüyoruz PlayStyle Plus'ta. Ama burada iki PlayStyle Plus'ta geliyorlarsa işler bayağı değişir. Kim Ninja'ya geliyor. Kim Ninja'ya da çok güzel bir kart olacak. Bunlar SBC değil. Bernardo Silva gelecek. Herkes de bol bol bunu çekeceğiz diyor. Bu umarım bol bol çekersiniz. 92 rating falan bir kart çekersiniz. Yani bununla ilgili bir dert olacağını düşünmüyorum. Harry Kane geliyor. Muhammed Salah geliyor. Bu arada 4-2-3 sayfa ayak kart. Bakalım bunda bir upgrade yapacaklar mı? Totti Honorable Mentions'da genelde upgrade'leri pek yapmıyorlar. Onu söylemem lazım. Bu paketi biraz doldurmak için bir şey. Fakat Salah'ın en iyi kartı olacaktır. Yani bu kartlar Honorable Mentions kartları hani tırt olarak gelmiyor. Eğer iyi bir kartsa iyi şeklinde geliyor ama upgrade'leri küçük oluyor. Yani bundan önceki 92 rating kartının bir tık üstünde olmuş olacak. Eğer gelirse. Vinicius Junior şöyle söyleyeyim. Vinicius Junior Totti'lerin yarısından daha iyi. Evet. Yani hücumcular değil, savunmacılar mesela. Yani ben Vinicius Junior kartını birçok bütün kadın defans oyuncu, karşı ayı falan da dahil olmak üzere değişirim. Yani o Honorable Mentions'a yapılan bir şeyi var. Abi Honorable Mentions gelecek. Allah kahretsin falan diyenler var. Öyle bir durum. Trent Alexander-Arnold gelecek. İyi bir kart olması neredeyse imkansız. Çok hayvani bir hız boostu lazım. İnanılmaz yavaş bir kart. Özellikle Totti zamanı için konuşmak gerekirse Federico Valverde muazzam olacaktır. Onu söylemek lazım. Ve en büyük bombayı da FIFA Romanya patlattı. 83-10 gidiyor biliyorsunuz. 82x20 geliyor dedi. Şimdi 82x20 83-10'dan iyi mi? İyi. Fiyat performansını da görmek gerekiyor. Fakat 82x20'yi gördüğünüz anda aklınıza gelmesi gereken şey şu. Bunun 15 tanesinin 84, 83 ve 82 olacağını asla unutmayın. Arkadaşlar paketler isim olarak, şekil olarak çok güzel gözüküyor olabilir. İsim olarak, şekil olarak çok güzel gözüküyor olabilir. Ama asıl önemli şey içeriği ve oranları. İyi 2 yıl önce buna başladı. Çok güzel gözüken paketler. Örnek vereyim. Ultimate oyunun en iyi paketiydi. Ultimate paket dendiği zaman insanların içi cız ediyordu. Şu anda Ultimate deyip Ultimate paket 84 atıyor. Yani Ultimate paketin hiçbir özelliği. Ama adı Ultimate. 30 tane nadir oyuncu veriyor. 30 nadir altın oyuncu veriyor. Ne demek süper falan 84 veriyor. Enteresan olan kısım da şu. Bakın promo kartlarının çıkma oranıyla oynadılar. Bunları yapabilirler kendi firma. Ancak memnuniyet yazısı bizim için iyi. Yok, olur da çıkmıyor. Yani 88'ler, 89'lar havada filan da uçuşmuyor. Bu yüzden burada bir sıkıntı var. 82-20 bu tarz paketlerin sonsuz tekrar edebilir olması gerekiyor. Bakın paket açan insanlar karşılaşmıştır. Eminim aranızda paket yeni dürüp açmaya başlamış olanlar vardır. Altın nadirde sıkıntı yaşıyor insanlar. Altın nadir oyuncu bir yerde bitiyor artık yükseltmeyi. İkincisi 83 ve 84'ler o kadar çok gelmeye başlıyor ki nereye vereceğinizi bilmiyorsun. Acilen bugün getirilmesi gereken şey, sonsuz tekrar edilen bir şey, 83 ve 84'leri gitmesi gerekiyor. Ve onu, yani şöyle bir şey de olur. 83'lük ve 84'lük kadroları çekip 85x2 gibi bir şey sonsuz tekrar edilebilir şekilde vermesi gerekiyor. Content'in daha keyifli olması. Bugün öğlen yemeğinden sonra yayındayım. Paket açacağız. Sistemimizi döneceğiz. Yani her şeyi yapacağız. Totti çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar benim sayacım yok. O derece kötü durumdayız. Muhtacız. Bir Totti istiyoruz. Hatta Herbs'e fitiz. Şu an o durumdayız. Umuyorum bugün akşam bu bitecek. Çok yorulacağız. Çok çalışacağız ama o Totti gelecek. Messi'nin peşindeyiz.
Ben zaten nakide geçtim sayılır. Yaklaşık olarak bir 600-700K kulüpte duruyor. Yaklaşık bir 11 milyonumuz var. Onlarla birlikte çekemezsek de gidip Messi'yi alacağız. Yani o Messi'yi alacağız. Bir şekilde gelecek o. 5 skill Messi ihtiyacımız var. İyi. Arkadaşlar geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Futkoş'ta kalın. Bugün bol bol pot.